Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. 2020 Şubat, Mart, Eylül sınav sorularını çözeceğiz. Özenle seçilmiş, çıkma ihtimali en yüksek soruları çözeceğiz. Arkadaşlar videonun sonunda sınavda zorlandığınız kanamalarda baskı uygulanan noktaların hepsini liste haline getirdim. Size kolaylık olsun diye. Bir de araçların hızlarını gösteren bir tablo oluşturdum. Bu ikisini not alın, sınava girmeden önce okuyun, göz atın, öyle sınava girin. Çünkü karıştırıyorsunuz arkadaşlar. Bu yüzden videoyu sonuna kadar izleyin. Oynatma listemdeki soruları ve yeni yayınlayacağım soruları da çözdüğünüzde diğer arkadaşlarınız gibi siz de sınavı geçeceksiniz. Ben soruları okurken siz de cevapları bulmaya çalışın. Kaç yanlış yaptığınızı yazın, bakalım ne durumdasınız. Ona göre size yardımcı olmaya çalışacağım diyorum. Hazırsanız başlıyoruz. Kaza sonucu vücudun hangi kısımlarında çıkık görülebilir demiş. Şıklarımıza bakalım. Kavatası eklemlerinde, hareketli eklem yerlerinde, kısa kemiğin ortasında, uzun kemiğin ortasında. Arkadaşlar tabii ki B olacak. Hareketli eklem yerlerinde. Ee, arkadaşlar bu soruyu açıklayayım kısaca. Çıkık nerede olur? Çıkık hareketli eklemlerde olur. Diğer yerlerde ise ya çatlak ya kırık olur bir tip not olsun size diyorum. İkinci sorumuza geçiyoruz. Aşağıdakilerden hangisi araca binmeden önce yapılması gereken kontrollerdendir diyor. Ayna ayarları değil, yakıt seviyesi değil, koltuk ayarları değil. Arkadaşlar tabii ki araç lastikleri olacaktır. Araca binmeden önce yapılması gereken kontrollerdendir diyor. Arkadaşlar araca bin, bindiğimizde demiyor. Soruyu dikkatli okuyalım. Üçüncü sorumuzdayız. Haritaların alt kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir demiş. Batı, doğu, güney, kuzey. Arkadaşlar tabii ki güney gösterir değil mi? Dördüncü sorudayız. Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır? Kolay bir soru. Yolun kayganlığını kontrol etmelidir. Hızını azaltmalıdır. Geriye dönmelidir. Hızını artırmalıdır. Arkadaşlar biz bu işareti gördüğümüz zaman hızımızı azaltıyoruz değil mi? Bursa diyoruz. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir? Bu da çok kolay bir soru. Arkadaşlar tabii ki durak olacaktır. Yapısı itibariyle sürücüsü dahil en fazla 9 oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıta ne ad verilir demiş. Otobüs, otomobil, kamyon, kamyonet. Arkadaşlar otomobil diyoruz değil mi? devam ediyoruz. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir demiş? Traktör park alanı traktör çıkabileceğini, traktörün giremeyeceğini, sadece traktörün girebileceğini. Arkadaşlar Ceyhan olacak traktörün giremeyeceğini olacaktır. Bu soruyu açıklayayım arkadaşlar dışı kırmızıysa içinde herhangi bir figür varsa bize yasak olduğunu bildirir. Burada traktör var traktör değil de bisiklet olsaydı eğer bu kez ne diyecektik bisiklet giremez diyecektik. Egzoz kızı zehirlenmesiyle bayılan hastaya aşağıdakilerden hangisi uygulanır demiş. Arkadaşlar egzoz gazı zehirlenmesi varsa açık havaya çıkarılır. Diğer seçenekler yoğurt yedirilir, tuzlu su kusturulur. Böyle şeyler uygulanmaz artık arkadaşlar. 8A diyoruz. Kınamanın fazla olduğu bacak yaralanmalarında kınamayı azaltmak için basıç uygulanacak bölge aşağıdakilerden hangisidir demiş. Kasık iç kısmı, bacak dış kısmı, dizin ön üst kısmı, karnın ön üst kısmı. Arkadaşlar A diyoruz. Kasık iç kısmı. Arkadaşlar videonun sonunda kanamalarda baskı uygulanan noktaların hepsini bir liste halinde yazdım. Videonun sonunda o listeyi not alın. Sınav sabahı bir kez okuyun öyle sınava girin. Çünkü çok karıştırıyorsunuz. Soru kaçırmamanız için söylüyorum. Sınavda karşımıza çıkar Ebru hocamı dinleseydim derseniz benden demesi. Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda otomobiller için azami hız saatte kaç kilometredir demiş. Bu da sizin en çok karıştırdığınız sorulardan bir tanesi. Şıklara bakalım. 130, 110, 190. Arkadaşlar B 110 olacaktır. Burada da aynı şekilde araçların hızlarını gösteren tablo hazırladım arkadaşlar. O da videonun en sonunda elinizde bulunsun diyorum. 11'deyiz. Yaralı SD ile ambulansa bindirilirken yönü nasıl olmalıdır? Arkadaşlar bazı soruları tekrar tekrar veriyorum. Çünkü çıkma olasılığı yüksek baş kısmı önde olacak şekilde, ayakları önde olacak şekilde, yaralının isteğine göre, yaranın çeşidine göre. Arkadaşlar, yaralıyı sed ile ambulansa bindirirken baş kısmı önde olacak şekilde olacaktır. A. Ülkemizde en çok bağışlanarak nakli yapılabilen doku aşağıdakilerden hangisidir demiş. Kolay bir soru arkadaşlar. Tabii ki kan olacaktır. Şekildeki durumda sürücünün hangisini yapması zorunludur demiş. Bir bakalım arkadaşlar. Orada bir dur tabelası var. Uygun mesafede mutlaka durması olacaktır değil mi? Diğer şıklara bakmamıza gerek bile yok. Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir demiş. Bir bakalım. Nabız atışının güçlü olması, cildin kuru ve sıcak olması, kan basıncının düşmesi, zihinsel aktivitenin artması. Arkadaşlar C olacak. Kan basıncının düşmesi şok belirtilerindendir şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur? Ee, arkadaşlar biz bu işareti gördüğümüz zaman uygun viteste iniyoruz. Hızımızı azartmıyoruz. Sert fren yapmıyoruz. Vitesi boşa almıyoruz. Yani denizli diyoruz arkadaşlar. Aksine bir işaret yoksa otomobiller için yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda azami hız sınırı saatte kaç kilometredir demiş. 90, 100, 110, 120. Arkadaşlar 110 kilometredir. Araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların her yılın bir aralık ile bir Nisan tarihleri arasında aşağıdakilerden hangisini kullanması sorunludur demiş. Arkadaşlar kış lastiği, yaz lastiği, polen filtresi, cam suyu, antifrizi. Tabii ki A seçeneği olacaktır. Kış lastiği sorunludur. Arkadaşlar bu soruya tekrar döneyim. Ee, bu soruyu bir de şu şekilde soruyorlar. Ee, kış lastiği diyorlar ve bu sefer de sizden tarihi istiyorlar. Yani 1 Aralık 1 Nisan olacaktır onun cevabı da. 18'deyiz. Aşağıdakilerden hangisi klimanın kullanım amaçlarından değildir demiş. Kolay bir soru. Yakıt tüketiminin azaltılması, araç içinden oranın ayarlanması, hava sirkülasyonunun sağlanması, sıcaklığın istenilen değere ayarlanması. A olacaktır. Yakıt tüketiminin azaltılması klimanın kullanım amaçlarından değildir arkadaşlar. Şekildeki trafik işaretinin anlamı ne değil demiş. Evet orada bir dingil var. Bir bakalım. Yüklü ağırlığı 6 tondan fazla olan taşıt giremez. Dingil başına 6 tondan fazla yük düşen taşıt giremez. 6 tondan fazla su kirletici madde taşıyan taşıt giremez. 6 tondan fazla patlayıcı ve parlayıcı madde taşıyan taşıt giremez demiş. Arkadaşlar B olacak. Dingili başına 6 tondan fazla yük düşen taşıt giremez. Kanlardaki alkol miktarı nokta nokta promilin üzerinde olan Bu serisi otomobil sürücülerinin karayolunda araç sürmesi yasaktır. Verilen ifadede boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır diyor arkadaşlar. Arkadaşlar biz buraya 0.50 yazacağız. Yani Denizli seçeneği olacaktır. Dıştan veya içten etki eden kuvvetlerle kemik dokusunda oluşan ayrılmaya veya bu sebeplerle kemiğin anatomik bütünlüğünün ve devamlılığının bozulmasına nokta nokta denir. Bu ifadede boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır demiş. Arkadaşlar kırık olacaktır. Sürücüler yolcu indirip bindirirken aşağıdaki kurallardan hangisine uymak zorundadır demiş. Arkadaşlar biz buna ne diyoruz? Denizli diyoruz. Yolcuları sağdan indirip bindirmek zorundadır. Aracını park ettikten sonra durduğu yerin diğer yol kullanıcılar açısından görme, görülme ya da manevra engeli oluşturup oluşturmadığını kontrol eden bir sürücünün bu davranışı trafikteki hangi değere uygundur demiş arkadaşlar. Güzel bir soru ne olacak? empati, tahammül, beden dili, konuşma üslubu empati olacaktır değil mi arkadaşlar? Güzel gidiyoruz. diyoruz. 24'teyiz. Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine yol açar? Bir okuyalım bakalım. Mümkün olduğunca otobüs, vapur, tren, metro gibi toplu taşıma araçlarının kullanılması, bakımsız araçlardan yere yağ, su ve benzeri sızıntı olması, tehlikeli maddelerin usulüne uygun taşınması, araç bakımlarının sürelerinde yapılması. Arkadaşlar hangisi çevre kirliliğine yol açar demiş. Tabii ki B diyoruz değil mi? Bakımsız araçlardan yere yağ, su ve, ve benzeri sızıntı olması çevre kirliliğine yol açar. Motoru çalıştırırken uzun süreli marş yapılması aküye ve marş motoruna zarar verir. Doğru. Buna göre marş durumunda marş motoru dönmüyorsa sorun aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmış olabilir diyor. Arkadaşlar akü boşalmasından kaynaklanmıştır. Yani diğer şıkları okumayacağım. Akünün boşalmasından kaynaklanmıştır arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisinin kaza anında kırılması halinde akciğerlere batarak zarar verme ihtimali daha fazladır demiş. Evet bir bakalım. Pası kemiği, kaval kemiği, kaburga kemiği, uyluk kemiği. Arkadaşlar kaza anında kırılması halinde akciğerlere batarak zarar veren kaburga kemiği olacaktır. Burada ihtimal daha fazladır. Dizel motorun soğuk havalarda kolay çalışmasını aşağıdakilerden hangisi sağlar? Antifriz termostat kızdırma bujisi hava filtresi. Arkadaşlar kızdırma bujisi sağlar. Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahiptir demiş. Bir bakalım. Tarım araçları hayır, topla taşıma araçları hayır, gümrük muhafaza araçları hayır, yaralı ve acil hasta taşıyan araçlar evet doğru seçeneğimiz denizle olacaktır. Geçiş üstünlüğüne sahiptir arkadaşlar. 29'dayız. Araç flaşörleri yanık olarak uzun bir süre park haline bırakılırsa aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir demiş. Şıklarımıza bakalım. Akünün boşalması, benzinin bitmesi, fren balataların aşınması, lastik hava basıncının düşmesi. Arkadaşlar araç flaşörleri uzun bir süre yanık bırakılırsa akü boşalır diyoruz. 29 Adana. Yeni yönetmeliklere göre CE sınıfı sürücü belgesi olan aşağıdakilerden hangisini kullanamaz demiş. Tır, kamyon, motorlu bisiklet, lastik tekerlekli traktör. Arkadaşlar C motorlu bisikleti kullanamaz. Yerleşim yeri içinde kavşaklara ve bağlantı yollarına kaç metre mesafede duraklamak yasaktır demiş. Güzel bir soru arkadaşlar. 5 metre mesafede duraklamak yasaktır. Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır demiş. Kabrin aşılması, araç dengesinin korunması, trafik güvenliğinin dikkate alınması, taşıma sınırına ve dingil ağırlığına uyulması Arkadaşlar A diyoruz değil mi? Gabri'nin aşılması yasaktır. Aşağıdakilerden hangisi? Karayollarındaki işaretleme standartlarını tespit ve kontrol etmekle görevlidir demiş. Arkadaşlar Karayolları Genel Müdürlüğü işaretleme standartlarını tespit ve kontrol etmekle görevlidir. Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının başlıca nedenlerinden biri değildir demiş. Dikkatli okuyoruz soruyu başlıca nedenlerinden biri değildir. Arkadaşlar bayılma, beyin kanaması, yüzün kızarması, aşırı doza alkol alımı. Tabii ki C diyoruz değil mi arkadaşlar? Yüzün kızarması bilinç kaybının başlıca nedenlerinden biri değildir. Araçta aşağıdakilerden hangisinin kullanılması yağışlı havalarda kaza riskini artırır? Tam şarjlı akü, uzun yakıt boruları, antifrizli soğutma suyu, eski ve aşınmış lastikler. Arkadaşlar diye diyoruz değil mi? Ee, yağışlı havalarda kızar riskine eski ve aşınmış lastikler artırır. Yeni yönetmeliklere göre C ve D sınıfı sürücü belgelerinden herhangi birini almak isteyenlerde sırasıyla kaç yaşını bitirme şartı aranır demiş. Arkadaşlar 21 ve 24. Yaşını bitirme şartı aranır adana aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması sürücüye neyi bildirir arkadaşlar çok basit bir soru biz bu ıı, işareti gördüğümüz zaman emniyet kemerinin takılı olmadığını anlayacağız ceyhan geçme yapan araca geçilmekte olan araç sürücüsünün yavaşlayıp kolaylık sağlaması durumu trafikte hangi temel değerlere ifade edilir demiş. Bencillik, inatlaşmak, diğergamlık, sorumsuzluk. Arkadaşlar C diyoruz değil mi? Diğergamlık dediğim gibi bazı soruları tekrar tekrar veriyorum. Çünkü çıkma olasılıkları yüksek olanlar oluyor. 39'dayız. Şekle göre hangi numaralı araçlar hatalı park etmiştir demiş. Arkadaşlar dikkatli bir şekilde bakıyoruz. Bir numaralı, bir numaralı araç yanlış park etmiş. İkinci numarada araçta herhangi bir sıkıntı yok. Üçüncü numaralı araç tam çizginin ortasına park etmiş. Yani ne diyoruz arkadaşlar? 1 ve 3 diyoruz. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcıda bulunması gereken özelliklerdendir demiş. Bir bakalım. Telaşlı ve tedirgin olması, iletişim becerilerinin zayıf olması, önce çevrenin güvenliğini sağlaması, insan vücudu ile ilgili temel bilgilere sahip olması. Arkadaşlar denizli değil mi? İnsan vücudu ile ilgili temel bilgilere sahip olmalıdır bir ilk yardımcı. Yetişkinlerde temel yaşam desteği uygulaması ile ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur demiş. Göğüs kime 3 cm aşağı inecek şekilde bası yapılması. Hayır. Temel yaşam desteğine yapay solunum ile başlanması. Hayır. 30 kalp masajı, 2 yapay solunum şekline uyulanması. Evet, Ceyhan olacak. değil okuyalım. Kalp masajı hızının saatte 100 bası olacak şekilde ayarlanması. Hayır arkadaşlar. 41. sorumuzun cevabı Ceyhan olacaktır. Kaza sonrası olay yerini değerlendirmenin amacı aşağıdakilerden hangisidir? Sağlık personeli nitelinin kazanılması, kazazedelerin özel yaşamlarıyla ilgilenilmesi, tekrar kaza olma riskinin ortadan kaldırılması, kaza yapmış araçların cins ve modelinin tespit edilmesi. Arkadaşlar C diyoruz tekrar kaza olma riskinin ortadan kaldırılması olacaktır. Trafik ortamını paylaşanlarda yukarıda verilen tutum ve davranışlardan hangilerinin bulunması halinde trafik düzeni ve güvenliği olumlu yönde etkilenir demiş. Arkadaşlar hoşgörülü olunması, bencilikten uzak durulması 1 ve 2 olacaktır. Şekildeki kontrolsüz kavşakta 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır demiş. Bir bakalım arkadaşlar. Tabii ki burada 2 numaralı aracın geçmesini beklemelidir değil mi? Önce 2 numaralı araç geçecek daha sonra 1 numaralı araç geçecek. Trafik kazalarında araçlara ait kusurlardan bazıları şunlardır demiş. Bir bakalım. Lastik patlaması, kusurlu rot, akis kırılması, kusurlu fren. Bu sebeplere bağlı trafik kazalarını önlemek için aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygun olur demiş arkadaşlar. Arkadaşlar bu durumda araç bakımının zamanında yapılması uygun olacaktır. Ceyhan Şekildeki durumda öndeki aracı geçmek isteyen sürücünün yukarıdakilerden hangilerini yapması doğrudur demiş. Önce bir fotoğrafımıza bakalım arkadaşlar. Öndeki aracı geçmek isteyen sürücünün hangisini yapması doğrudur diyor. Öndeki araç ile takip mesafesini azaltması Geçiş yapacağı şerit boş olduğunda sola dönüşlü almasıyla işaret vermesi, geçiş yapacağı araç sürücüsünü korna veya selektör yaparak uyarması. Bir kez daha bakalım. Arkadaşlar 2 ve 3 olacaktır. Ceyhan diyorum. Taşıtlarda kullanılan kararmalı dikiz aynaları ışık hüzmesi karşısında otomatik olarak koyulaşırlar. Bu sistemin sürücüye sağladığı avantaj aşağıdakilerden hangisidir? Güzel bir soru. A. Göz kamaşmasını önlemek olacaktır arkadaşlar. Çünkü otomatik olarak koyulaşıyor değil mi? Şekle göre ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan otobüsün şoförlerinden her biri 20 saat süren yolculuk süresince toplam olarak en fazla kaç saat bu aracı sürebilir demiş. Arkadaşlar 9 saat boyunca bu aracı sürebilir. Ters yönden gelen bir sürücüye bu sokak tek yönlü herhalde siz girişteki levhayı görmediniz. Lütfen daha dikkatli olun diyen bir sürücü trafikteki temel değerlerden hangisine uygun davranmıştır diyor. Arkadaşlar trafik kültüründen birbirini uyarmaya olacaktır. Denizli. Son sorumuzdayız. Şekilde verilen pozisyonun adı nedir demiş arkadaşlar? Baş ve çene pozisyonu olacaktır. Arkadaşlar videonun başında e, açıklama yapacağım demiştim. Kanamalarda baskı uygulanan noktalardan bahsedeceğiz. Kısık, uyluk, boyun, köprücük kemiği üzeri, koltuk altı, kolun üst bölümü. Arkadaşlar şu anda ekranda gördüğünüz e, e, bu bilgiyi telefonunuzda ekran kaydı yapıp bir fotoğraf olarak telefonunuzda bulundurabilirsiniz. Dediğim gibi sınava girmeden hemen önce son bir kez bakın öyle sınava girin. Arkadaşlar bu tablo da sizler için hazırlandı. Size kolaylık olması için hazırlandı. Şöyle biraz büyüteyim, ee, dilerseniz telefonda ekran kaydı olarak alabilirsiniz. Telefonunuzda bulunsun dediğim gibi sınavdan önce mutlaka bir bakın öyle sınava girin. Aracın cinsi yerleşim yeri içinde yerleşim yeri dışında şeyler arası çift yönlü karayollarında bölünmüş yollarda ve otoyollarda olmak üzere bir tablomuz var. Arkadaşlar sizlerle birlikte 50 tane soru çözdük. Beni buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Oynatma listemdeki de soruları çözmeyi unutmayın. İnanın başarılı olacaksınız. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Başarıyla kalın. Hoşçakalın.